Aslında pide çok basit. Unumuz var. 500 gramdan evde yapacağız biz. Tamam. Mayamız var. Bunu ister instant maya isterse böyle yaş maya kullanabilirler. Tamam. Eğer hani o kadar uzman olmuşlarsa artık yapımda ekşi mayayla da aynı pideyi yapmaları mümkün. Peki. Üzerine sürmek için bir tane yumurtamız var. Tamam. Onun sarısını kullanacağız ve olmazsa olmazı mutlaka çörek otu. Çörek otu. Aslında bu temel geleneksel anlamda böyle 1400'lü 1500'lü yıllardan itibaren Osmanlı Sarayı'nda olan pidenin ve Anadolu coğrafyasında olan pidenin tarifi. Ben şimdi son günlerde görüyorum başka başka tarifler de var ama aslında onlar çok da geleneksel pide değil. Anladım. Yani istersek sütlü yaparız, istersek başka bir şeyini yaparız ama geleneksel pide bu. Biz bugün bunu yapacağız. Ay geleneksel pidemiz başlasın. Buyurun efendim. Evet. Şöyle yarım kilo kadar unumu alıyorum. Mine Hanım'ın hamurla uğraşması, böyle onu yapması falan böyle büyük bir aşkla yapıyor. Ben öyle görüyorum. Sence yani sevmeden yapılabilecek bir şey değil. O kadar işini severek yapıyor ki bu ona farklı bir disiplin getirmiş. Yani her türlü detayını düşünüyor. Bu çok önemli bir şey. O zaman da mükemmel ortaya çıkıyor zaten. Mesela her kişinin mesleği eline yakışır, kendine yakışır derler ya, zaman içerisinde onunla bütünleşirsin. Tabii. Daha da önemlisi o işi yaparken içinde kaybolursun. O da sana çok büyük bir doğallık getirir. Çok. Ben böyle mesleğini çok iyi yapan insanları mesela sahnede inanılmaz bir oyuncu seyredersiniz. O kadar gerçektir ve rolüyle o kadar bütünleşmiştir ki böyle tam dikkat kesiliriz. Böyle gözümüzü kırpmadan nasıl olabilir bu adam diye hissederken, düşünürken aslında o oyuncunun tam o rolde olduğu an. Her meslek alanında işte bu geçerli. Kesinlikle. Yaşıyor işte tam anlamıyla. Evet, kesinlikle. Onu yaşıyor. İşte o doğallık şey. Başarıyı getiriyor. Evet, kesin. Bütün işlerde. Sadece mutfakta değil. Bütün evet. işlerde. 500 gram unumuz vardı. Mayamızı ben daha önceden böyle bir suyla ya da sütle de açabilirler. Evet. Birazcık ılık olursa daha da erkenden kabarma şansı var. Tamam. Yaklaşık 30 gram kadar maya. Ama benim önerim şu, 30 değil de mesela 10 koysunlar ya da 5 koysunlar. Hatta bu pireyi şöyle de yapabilirler. Tamam. Akşam uyumadan önce mesela iftardan sonra uyumaya gitmeden önce hamuru yoğurup bırakıp sahurda kalktıklarında hemen fırına atıp sıcacık yeme şansı çok güzel. Var. Şimdi şu yaş mayanın açılmasını anlatmıştım. Bunu evet, bir daha tekrar edelim bunu mi? Bunu birazcık böyle sıvıyla süt de olur. Ne kadar maya olacak burada? 25-30 gram olursa tamam. iyi olur. Çok da koymaya yani gerek yok. Yani şöyle bir paket mi evet, oluyor? Bu instant de olabilir. Instant mayaları kullanırken ama diyelim ki buradan 30 gram kullanıyorsak diğer mayada 20 gram, 20 gram. Daha etkili olduğu için. Peki. Bu paket yani. 42 gram galiba evet, değil mi? Evet. Bak, bunun yarısı. Bak, işine başka bir evet, aşık var aşkla. Burada. Evet. Dolayısıyla ondan birazcık az demek birazcık ki. Birazcık azını süt ya da suyla açıyoruz evet, dediniz. Aynen öyle. 30 dakika kadar ılık olması lazım. Ilık olmasında fayda var. Çünkü ev ortamında hani pidenin o mayalanma sürecini birazcık hızlandırabiliyor. Tamam. Daha kolaylaştırabiliyor. Hı-hı. İsteyen arzuya göre bir miktar şeker koyabilir. O da yine mayalandırmayı kolaylaştırıyor. Çok güzel. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Evet. Aslında geleneksel pidede pide önce böyle daha sıkı bir hamur yoğrulur. Suyu sonradan biz ona öyle şerbet mi? diyoruz. Geleneksel fırıncılıkta yavaş yavaş şerbet olarak verilmeye devam eder. Bu da yine Ramazan'ın özelliklerinden bir tanesi. Yavaş yavaş. Evet bak çok yavaş sabırla. Yavaş yoğuruyor. Evet sabırla. Meltem diğer abla. Hamur gibi değil. Hı-hı. En son tuzunu vereceğiz. Çünkü tuz mayalandırmayı biraz yavaşlatıyor. Öyle mi? Sertleştirir mi? Evet tuzu en son. Hı-hı. Aslında sofraya tuz önce gelir ama evet. Tasavvufta da burada pidede tuz en son en geliyor. En sondur. Bu süreci. Baltalamamak adına. Ya tuz meselesi çok enteresan bir şey. Çok dinlediğim bir hikaye vardı çok ilgimi çeken. Bir iş görüşmesi için işte patronla o şirketin üst düzey yöneticisiyle yemeğe gidiyor aday, genç aday. Yemekte işte yemek geliyor önlerine vesaire yemeye başlıyorlar. Çok olumlu geçiyor. Her şey harika. Çocuk çıktıktan sonra diyor ki kesin aldım bu işi. Yani bu iş benim. Çünkü bütün sorulara acayip cevap verdim. Çok donanımlıyım. İşte özgeçmişim, eğitimim bu konuda benim için tamamdır. Ben artık burada namzet bir kişiyim. Fakat işi alamıyor. Soruyor nedenini yani ne oldu? Patronun verdiği cevap burada çok ilgi çekici. Masaya geldiğinde yemeğin tadına bakmadan önce tuzu koyduğun için benden puan kaybettin. Çünkü ön yargılısın. Hayatta ön yargılı olan insanlar iş kararlarında da vermiş oldukları kararlarda da doğru seçimler yapamazlar.
Bu yüzden sana vermedim. Bu sana bir ders olsun diye. Çok güzel. Hiç unutmam bunu. Yani ön yargı gerçekten hayatta her şeyle ilgili. Yediğimiz yemek, tanıştığımız insan, yapacağımız iş. Eğer bir ön yargıyla kendimizi korumakla ilgili bir adım atıyorsak orada kaybedebiliyoruz. Evet, hata yapma şansı çok. Ön yargıyla ilgili küçük bir hikaye anlatabilir miyim? Lütfen, lütfen. Aslında Ramazan pidesinin tarihi Osmanlı'da fodla dediğimiz Yeniçeri'ye yapılan ikinci kalite ondan yapılan bir ekmek türü. Fodla daha sonra işte Yunanca bir küçük ekmek anlamına geliyor, küçük pide. Evet. Sonrasında işte Yeniçerilere yapılırken sonra halka ve has fırında sarayda yapılmaya devam ediyor. Evet. Sarayda da şöyle bir şey var ön yargı ile ilgili. Bir tane ustabaşı var Meltem Hanım. Sizin gibi çok iyi bir şef var. Evet. Ama birazcık kasaklı. O böyle hep yemeği yapıyor. Yemekten kalan yağla da sonrasında personelini sevindirmek amacıyla bir hoşaf yapıyor. Ve bu yıllar boyunca herkes yağlı bir hoşaf içiyor. Sonrasında saraya yeni bir tane ustabaşı geliyor ve o çok temiz ve titiz. Bütün tavaları, tencereleri yıkatıyor, ediyor. O da bir hoşaf yapıyor ve sonra Yeniçeri'ye ve oradakileri dağıtıyor. Yeniçeriler baş kaldırıyor. Hoşafın yağını isteriz, hoşafın yağını isteriz. Çok böyle de bir hikayesi var. Çok iyi. Harika. Ben çok böyle güzel. Pidemi yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hoşgörü önemli bir şey gerçekten. Hani ön yargı diyoruz gerçi. İster istemez hepimiz hayatta kendimizi korumak için belki de bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz ama önce bir durup anlamak, karşındakini anlamaya çalışmak. Ki bu dönemde ben bu hoşgörünün çok yüksek olduğunu düşünüyorum Ramazan ayında özellikle. Bu yeteneğimizi biraz daha geliştirmemiz lazım hepimizin. Tabii. İnsanlar birbirlerine kötü bakabiliyorlar. Ön yargılı olabiliyorlar, hak etmediği kelimeleri söyleyebiliyorlar. Tanımıyorsun mesela, neden öyle bir şey söylüyorsun? Yani yemeğin tuzunu bilmiyorsun mesela, neden ona tuz koyuyorsun gibi. Çok basit. Peki. Davranışlarımızı da galiba hakim olmak gerekiyor. Evet. Yememeyi de seçmemiz gerekiyor değil mi? Evet, aynen. Evet. Ben pide hamurumu böyle yoğurmaya devam ediyorum. Pidede çok önemli bir püf noktası var. Evet. Normal bir ekmek hamurunu bu kadar çok yoğurmak zorunda değiliz. Bakabilir miyim hamurumuza nasıl bir şey olduğunu? Hemen burada yaptık. Sıkı bir hamur. Çok ben evet, hani gösterirken sıkı. Aslında bu daha da cıvık olur. Bakın buradakini dokunursanız daha da cıvık. Daha önce aynen. De ben yoğurdum buraya koydum. Bu bekledikçe biraz daha cıvık olacak. Aynen. Bu mu olması lazım hamurun? Olması kıvamı. Gereken evet kıvam bu. Evet. Ramazan pidesinin özelliği hem uzun süre yoğruluyor, ona o elastikiyeti verebilmek için hem de su oranı yüksek. O yüzden zaten Ramazan pidesinin içerisi öyle bol gözenekli oluyor ve tabii. Kısa sürede hemen kabarıyor. Tabii kabarıyor. Çok o güzel. Yüzden de ben şimdi şu anda gluteni açığa çıksın diye tamam. Bunu böyle yoğurmaya devam ediyorum. Bu geleneksel fırınlarda 40-45 dakikayı bulur. Evet. Çok güzel. Yani Ramazan pidesini yoğuran ustalar loncalık sisteminde ayrı bir yeri vardır. Öyle mi? O çok önemli bir meslek kurumu. İşte neden çünkü. Pide o dönemde çıkar? Neden her zaman çıkan pidenin tadı tabii, Ramazan'daki tabii. Farklı olur? Tabii. İşin sırrı burada Meltem ablacığım. Kesinlikle. Bakar evet. Mısınız? Yani oradaki şimdi birazdan tırnaklama işlemini yapacağız. Tırnakçı evet. Da ayrı çalışıyor. Yılda bir ay çalışıyor Ramazan'da. Evet. Bir yıl boyunca bütün o rızkını oradan çıkarıyor. Tırnakçı değil mi? Tabii. O da tırnakçı loncalık diyorlar. Sistemiyle de bu korunuyor. Yani Osmanlı'da, Anadolu coğrafyasında fırıncılık çok saygın. Dünyada da öyle aslında. Yani Avrupa'ya da aslında buradan gidiyor. O yüzden de bu saygın meslek Ramazan'da daha da bir taçlanıyor. Daha da bir değer buluyor. Şimdi biz daha önceden pide hamurumuzu yoğurmuştuk. Tamam. Bu haliyle bir yarım saat 45 dakika bekledi. Sonra bunu ikiye böldük. Böldükten sonra şu şekilde bir yere aldık, üstünü kapadık. Tamam. Kabuk olmasın diye. Sonra da bu şekilde de yaklaşık bir 45 dakika evde mümkünse böyle nemli bir ortamda üzeri kapalı bir şekilde beklettikten sonra artık fırın zamanı geliyor. Bunu ben böyle buradan alıyorum. Evde yaptığımız için şöyle nerede pişireceksem hani evet. Eğer fırın tepsimiz de olabilir. Sonra yine bu işin alameti farikalarından yumurtalı. Peki. Bu da böyle üzerine azıcık gezdiriyorum. Yumurta yerine eğer yumurtaya karşı alerjimiz veya kokusunu sevmiyorsanız o zaman bulamaç dediğimiz yine geleneksel pidede kullanılan unun ve suyun birleştirilmesi kaynama noktasına gelmeden ateşin üzerinde onu karıştırıyoruz. Çok güzel. Böyle bir bakıma birazcık sıvı olan yine bunun gibi bir karışım elde etmiş oluyoruz. O karışımı da bunun üzerine koyabiliriz. Çok güzel. Yani eskiden Osmanlı'da
pide tarifesi çıktığında mesela şey deniliyor. Yumurtalı olan şu fiyattan, bulamaçlı olan şu fiyattan diye ayrı ayrı Ramazan'a inanılmaz önem veriliyor. Evet. Yani ben birazcık böyle eski Osmanlı'ya götürmeye çalışıyorum ama çok bilmiyorum. Çok güzel. Osmanlı'da pide yapımı nasıldı? Gerçekten bunlar çok önemli. Çünkü siz bu konuda oldukça fazla bilgiye sahipsiniz. Hemen notlarıma bakıyorum. Şimdi özellikle diyorsunuz ki Ramazan'da yapılan pidelerde Osmanlı'da bu tırnaklama yöntemini tekrar gündeme getirmek istiyorum. Şu an yapmış olduğunuz hareket mi bu? Bu hareket bununla ilgili de şöyle, bütün fırınlarda loncalık sistemi içerisinde her sabah gidilip fırında çalışanlar kontrol ediliyor. Evet. Eller, tırnaklar, saçlar, her şeye bakılıyor. O kadar önemli, o kadar önem veriliyor ki. Elle mi yapılır? Tırnak tabii bu şekilde önemli. Yapılır. Yani eldivenle yapılmaz. Hayır, eldivenle yapılmıyor. Bu şekilde. Evet. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyadaki en iyi ekmek makinesi üreten markalar şu anda neyin peşinde biliyor musunuz? Diyorlar ki. El şeyinin değil dünyadaki mi? Dünyadaki evet. En değerli elin şu şekilde bu avuç içindeki hamuru şöyle yoğururken ki o hareket. Makine bunu şimdi araştırıyor, çalışıyor, evet. Bunu taklit etmeye çalışıyor. Ve yine söyleniyor ki hani hamur için en uygun ısı avuç içi ısısı. Ya çok önemli. O yüzden bu yöntem şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın. Tırnaklamayı yapın bakın Meltem abla. Burada farklı şekiller de verebiliriz. Yani bir yuvarlak şeklinde, ay şeklinde Anadolu'daki geçmişteki o fırıncılar hünerlerini tabii inanılmaz gösteriyorlar. Ve en son... Üzerine de şu şekilde bolca bu çünkü inanılmaz bir koku veriyor. Şöyle çok faydalı. Hem de çok tabii. Faydalı. Ay. Şu şekilde. Yine fırınlarda aslında biz un serptik ya altına yanmasın diye razmolt dediğimiz ince kepek var. O da inanılmaz o hani bunun altına koymamışlar ama eski fırınlarda belki hatırlarsınız böyle. Evet. Bir unumsu, kepeğimsi bir şey gelirdi. Tabii altını sirkeleyip verirler hatta. Aslında Ramazan pidesinin kokusu ve lezzetinde de o mutlaka vardır. Olur diyorsunuz. Eski Ramazan bakar mısınız yani neden Ramazan pidesi Ramazan'da bir farklı olur tadı lezzetinin? Tabii. İşte burada açıklaması çok güzel bir şekilde geldi sizden. Biz bunu şimdi fırına atıyoruz. Tamam. Yüksek ısıda. Yaklaşık ev fırınlarında da 240-250 derecede. Buyurun çünkü efendim. Bu sıvı bir hamur. Kuvvetli fırında. Evet. Tabii kuvvetli fırında. Hemen yani 8 dakikada 10 dakikada ısıtılmış fırında. İsterseniz ısıtılmış mı? Biraz ısınsın. Evet.